Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adnan Hocam nasılsınız? Size bir sorum olacak. Şayet Mehdi Aleyhisselam hiç ummadığınız, düşünmediğiniz, aklınıza hayalinize dahi gelmeyen bir yerden çıkarsa kendisine tabi olur musunuz? Çıksın da biz tabi olmada sorun olmaz. Ebru Çağlayan. Hiç ummadığınız, düşünmediğiniz. Nasıl olacak o ummadığımız? Peygamber yerini bildirdikten sonra ummadığımız, düşünmediğimiz bir yer nasıl olsun? Tabii ki. Peygamberimiz şeklini, şemalini, yerini mühim bir olay çünkü. Dünya hakimiyeti olacağı için. Deccaliyet de mühim, Mehdiyet de mühim. Ümmete yardım olması için başkumandanımız olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin askerine, ümmetin insanlarına öyle bir yol göstermiş ki harita gibi. En ince yerlerine kadar. Şehrine varıncaya kadar. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçmeye varıncaya kadar. Köprüden geçecek, kuru bir yoldan geçecek diyor. Denizin kenarına gelecek diyor. Oraya sancağı dikecek diyor. Maşallah. İki rekat namaz kılacak diyor. Kıldığı namaza kadar hepsini anlatıyor. Gözleri şöyle olacak, kaşı böyle olacak, boyu bossu böyle olacak. Kuyruklu yıldızlar çıkacak. Senin dediğin olması için iki üç tane alamet vermesi lazım Peygamberimizin. Diyecek derdik ki bir Mehdi çıkacak. Hangi ülkeden çıkacak, nereden çıkacağı belli değil. Evet. Hangi tarihte çıkacağı da belli değil. Çıktığında tabi olun derdi. Öyle değil ki Peygamber. Sağlam olmuş. Evet. Öyle bir sağlam olmuş ki yobaz takımının öyle kaçıp göçeceği gibi değil. Ne ileri kaçabiliyor ne geri kaçabiliyorlar. Yani böyle uyduruk adamların karaktersizliğini bildiği için Peygamberimiz. Tabi samimi inanmayanlar tenzih ediyorum. Yani bilgisizden inanmayanlar tenzih ediyorum. Yahut inancı olmadığı için inanmayanlar tenzih ediyorum. Öyle bir kilitlemiş ki kaçma imkanları yok. Bediüzzaman da öyle bir sağlam kilitlemiş ki hiç kaçacakları gibi değil. Tarihini de vermiş. Şu tarihte çıkacak diyor. Şu İstanbul'da çıkacak diyor. Net söylemiş. Ve Darwinizm, materyalizmi birinci dereceden yıkacak diyor. Asıl görevi budur diyor. Ana görevi budur diyor. Bunu yaparken diyor kendinin bu araştırmaları yapmaya vakti olmaz diyor. Daha önce bir kısım bilim adamları yani Hristiyan olduğunu anlıyoruz. Yahut ehli kitaptan veyahut Müslümanlığa mensup olmayan kişiler çünkü bir taife diyor. Evet. Bir taife. Çünkü Müslümana verdiğimizden pek bir taife demez. Bir taifenin uzun tasdikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program olarak neşir ve tatbik edecek diyor. Bu vazife için yardımcısı olan ekibin küçük ama etkili olduğunu söylüyor. Yani bir ordudan dahi daha kuvvetlidirler diyor. Kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. İhlas, sadakat ve tesamüh sıfatlarına sahiptirler diyor. Evet.